Merhaba arkadaşlar, bugün trend yönünü nasıl belirleriz, trendi nasıl kendimiz için kullanırız, büyük düşüşlerden nasıl kaçınırız onu öğreneceğiz. İlk başta trend yönünü belirlemek için kullandığımız, haftalık analizlerde de kullandığımız bir yöntem var, onu anlatacağım. Trend bizim için neden önemli? Trendi kullanarak büyük düşüşlerden kaçınmış oluyoruz. Trend yönünde işlem yaparsak kazanma ihtimalimiz daha çok oluyor. Ve kayıplar buna göre minimize edilmiş oluyor. Aşağı doğru inen marketlerde inişler daha yüksek olduğu için kayıplarımız da daha çok oluyor. Eğer marketler yukarı çıkarken işlem yaparsak düşüşler daha az oluyor yukarı çıkan marketlerde. Buna göre riskimiz de daha az oluyor. Trend başladığı zaman devam edileceği düşünülür. Örneğin yukarı trend başladığı zaman bunun devam edileceği düşünülür. Herhangi bir değişiklik olmadığı sürece. Onun için trendin yönünde işlem yapmak, trendin karşısında değil yönünde işlem yapmak bizim için her zaman önemlidir. Trendleri 3 kısma ayırıyoruz. Uzun dönem trend, orta dönem trend ve kısa dönem trend diye. Uzun dönem trend aylar süren bir trend. Orta dönem trend günler yani bir ayla 3 ay civarında süren bir trend olarak düşünülebilir. Kısa dönemse bir haftayla 4 hafta arasında olan trende kısa dönem trend denebilir. Uzun dönem trende niye bakıyoruz? Uzun dönem trend içinde genel borsanın gidişatı belirlenir. Örneğin büyük bir dalga düşünün. Şöyle. Bunun içinde yukarı doğru giden, örneğin şöyle yukarı doğru giden bir trend olduğunu görüyoruz. Burada uzun dönem trend yukarı doğru deriz. Bu uzun dönem trend içinde kısa dönemde, örneğin şu bölgelerde, orta dönemli şu bölgelerde dönüşümler olabilir. Kısa dönemli dönüşümlerde şuralarda olabilir. Örneğin şöyle çıkışlarda borsa şöyle hareket eder. Bu da orta dönem içinde kısa dönemli trendlerdir. Tabii şuranın bir ay ortalama, bir hafta ve bir ay süreceğini düşünürseniz trend içinde trend vardır denebilir. Uzun dönemli trend 6 ve 10 aylık ortalamanın, örneğin şöyle grafiğimiz var diyelim. Şöyle 6 aylık ortalama ve 10 aylık ortalama böyle gösterir. 6 aylık ortalama ve 10 aylık ortalama. Trendin yukarı doğru olduğunu söylemek için 6 aylık ortalamanın 10 aylık ortalamanın üstünde olması, yani kısa dönemli ortalamanın uzun dönemli ortalamanın üstünde olması gerekmektedir. Ve ek bir gereklilik, bu aylık grafikte bakıyoruz buna, aylık. Ek bir gereklilik olarak kısa dönemli ortalamanın ve uzun dönemli ortalamanın aynı yöne gitmesidir. Örneğin kısa dönemli ortalama yukarı, uzun dönemli ortalama yukarı gidiyorsa buna yukarı doğru giden trend denir. Eğer kısa dönemli ortalama aşağıya, uzun dönemli ortalama yukarı gidiyorsa bu durumda uzun dönemli trendimiz yataydır. Ya da tersi de aynı şekilde 6 aylık ortalama aşağıya, 10 aylık ortalama yukarı gidiyorsa, tam tersini yapmamız lazım. 6 aylık yukarı, 10 aylık aşağıya gidiyorsa, bu durumda ikisi de farklı şeyler söylemekte. Ve borsa yatay gidiyor diyebiliriz. Burada herhangi bir yönü belli değil. Ben bu ikisinin yukarı çıktığı noktaları yeşille gösteriyorum. Yeşil. Bunları maviyle gösteriyorum. İki borsanın, iki ortalamanın da aşağıya doğru yön değiştirdiği
ve aynı yön hareket ettiği durumlarda kırmızıyla gösteriyorum. Yani bunda iki ortalama da şöyle aşağıya doğru hareket eder. Bu 6 aylık, bu 10 aylık. Bu durumda fiyatları kırmızı olarak renklendiriyorum. Fiyatlar yeşil olduğunda, yani iki ortalamada yukarı gittiğinde alım için iznimiz var. İkisi farklı yöne hareket ettiğinde kendi karar verebileceğimiz bir şekilde işlem yapabiliyoruz. İkisi aşağıya gittiğinde bu durumda alım yapmıyoruz. Yani kırmızı gösterdiğinde bizi alım yapmamız riskli oluyor. Bu risk seviyesinin çok ve az olduğu yerleri bu yöntemle görüp işlemleri ona göre optimize edebiliyoruz. Aynı şekilde haftalık grafikte, örneğin haftalık bir grafik açarsak, herhangi bir programda, örneğin TradingView'de, 17 ve 43 haftalık ortalamaları kullandığımızda ve gene kısa ve uzun dönem ortalamaların, örneğin ikisinin aynı yöne gittiği durumda, kırmızı, farklı yönlere gittiği durumda mavi, aşağıya doğru gittiği durumda ikisinin de, bu yeşil olacak pardon, kırmızı işaretliyoruz ve böylelikle uzun dönem trendi değerlendirebiliyoruz hangi yöne olduğunu. Eğer grafiğimiz günlük bir grafikse, günlük grafikte bakıyorsak 50 ve 200 günlük ortalamayı kullanabiliriz. Peki neden böyle bir gereklilik duyuyoruz? Örneğin günlük grafiğe ne zaman bakıyoruz? Haftalık grafiğe ne zaman bakıyoruz? Günlük grafiğe baktığınızda, örneğin hafta ortasında trendin hangi yöne gittiğini görebilmeniz için 50 ve 200 günlük ortalamaları kullanabilirsiniz. Hafta bittiğinde, örneğin hafta sonunda, cumartesi, pazar, marketler açık olmadığı için haftalık grafiği kullanıp günlük grafikteki görüntüyü biraz daha sadeleştirebilirsiniz. Haftalık grafiği kullandığınızda 17 ve 43 haftayı kullanabilirsiniz. Eğer ay sonundaysanız, ay bitmişse, örneğin ayın 1'i ise aylık 6 ve 10 aylık ortalamayı kullanıp uzun dönem trendin nereye gittiğini görebilirsiniz. Aylık grafiği kullanmanın diğer bir önemi de, örneğin stratejik kararlar verirken, örneğin bir hisseyi daha önce hiç duymadınız, şöyle bir hareketi olmuş hissenin, aylık grafikte geriye gittiğinde şöyle bir hareket olmuş hissenin diyelim. Aylık grafikte bunu gösterdiğinizde size daha sade bir görüntü görünecek. Örneğin şöyle. Ve analiz etmeniz, stratejik açıdan hissenin nereye gittiğini görmeniz daha kolaylaşacaktır. Ama aylık grafiği kullanarak işlem yapmanız zor olduğu için daha detaylı analizler için günlük, haftalık grafikler kullanmanız gerekecektir. Uzun dönem trend, önceden söylediğimiz gibi şöyle ilerler. Bunun içinde orta dönemli trendler de olur. Örneğin şunu şöyle bir uzun dönem trend olduğunu düşünün. Burada orta dönemli trendler vardır. Bu orta dönemli trendleri anlayabilmek için 20 ve 50 günlük ortalama kullanılmaktadır. Bunun tabi 200 günlük ortalamaya ilişkisi de önemlidir. Örneğin 200 günlük ortalama böyle bir ilerleme yapmış. 50 günlük ortalama böyle bir ilerleme yaparken burada bu 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalama ve 200 günlük ortalama. 200 günlük ortalamanın üstünde yaptığı işlem bize nötral sinyal verir orta dönem trend açısından. Fakat 200 günlük ortalamanın altında bu işlem olursa, yani 50 ve 20 günlük arasındaki ilişki 200 günlük ortalamanın altında değişirse,
Örneğin şöyle diyelim. Bu 20 günlük, bu da 50 günlük ortalama diyelim. 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın altında. Böyle bir kesişim, yani 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın altına, 200 günlük ortalamanın altında geçerse bu bize trendin negatif olduğunu göstermekte. Eğer üstünde geçerse trendin nötral olduğunu söylemekte. Orta dönem trendin nötral olduğunu söylemekte. Aynı şekilde kısa dönemli trend 5 ve 20 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayla ilişkisine bağlıdır. Örneğin bunun 50 günlük ortalama olduğunu düşünün. 20 günlük ortalama, bu da 5 günlük ortalama. Buna 20 diyelim, buna 5. 50 günlük ortalamanın üstünde bu kesişim farklı anlam ifade eder. 50 günlük ortalamanın altındaki bu kesişim de aynı kesişim diyelim şöyle. Bu 20 günlük ortalama, bu 5 günlük ortalama farklı anlamı ifade eder. Burada trendin nötrale döndüğünü, burada da kısa dönemli trendin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 50 günlük ortalamanın altında ise ilerleme. 5 günlük ortalama yerine 20 günlük ortalamanın yönünü de kullanabiliriz. Örneğin kısa dönemli trendte bunun 20 günlük ortalama olduğunu düşünün. Bugünkü değer bir önceki değerden yüksekse trend yukarı deniyor bu 2 gün için. Hep önceki günle karşılaştırılıyor bir önceki gün. Trendin yukarı olduğu söyleniyor. Eğer bugün bir önceki günden düşükse trendin aşağı indiği söylenmekte. Yani trend yönü aşağıdır deniyor. Bazı borsacılar sadece 20 günlük ortalamayı kullanarak haftalık ve aylık grafiklere bakmakta. 20 günlük ortalama çok kullanılan bir ortalama. 20 günlük, 5-20 günlük, 20-50 günlük, 50 ve 200 günlük ortalama en çok kullanılan ortalamalardan. Örneğin burada uzun dönemli aylık grafiğe bakıyoruz. 6 aylık ortalama. 6 aylık ortalama. 6 aylık ortalama şurada görünmekte. 10 aylık ortalama da 6 aylık ortalama, 10 aylık ortalamanın üstüne çıktığında trend yukarı doğru diyoruz. Altına indiğinde ise trend aşağı doğru diyoruz. Yani şu bölgeden sonra ve bu bölgeden sonra alım yapmıyoruz. Böylece bu büyük düşüşten korunmuş oluyoruz. Aynı şekilde burada trend yön değiştirmiş. Bu durumda yön değiştirdiği zaman alma işlemleri yapabiliyoruz. Yani almak için iznimiz var deniyor. Aşağı indiğinde ise şu bölgeden sonra alma için iznimiz yok anlamına gelmekte. Aynı şekilde burada da buraya kadar alma iznimiz var. Buradan sonra tekrar alma iznimiz yok şu kısa bir dönemde. Tabii böyle kısa giriş çıkışlar, işlem yapıp kapatma olayları olabiliyor. Bu kadar da toleransımızın olması gerekmekte. Şimdi bunu grafik üstünde gösterelim. Kullandığımız Decision Point'in trend modeli. Decision Point Stock Chart sitesinde burada anlatılmış. Kısa dönem gün ve haftalık aralığında, orta dönem haftalık ve aylık, uzun dönemse ay ve yıllara dağılmış bir zaman aralığıdır. Burada tekrar anlatılmakta. Örneğin orta dönem trend için haftalık grafik kullanıldığında 17 ve 43 hafta kullanılıyor. Bu durumda tekrar kesişme noktalarından sonra, örneğin şuradan sonra yukarı doğru trend olduğu söylenebiliyor. Eğer günlük grafik kullanırsak, burada günlük diyor. O zaman 50 ve 200 günlük kullanmamız gerekiyor. Bu durumda bu noktadan sonra alım için iznimiz var demektir. Orta dönem trend ise 200 ve 50 günlük ortalama kullanılmakta.
Orta dönem trendi. Burada örneğin 200 günlük ortalamamız şurası. 200 günlük ortalamanın üstünde 20 ve 50 günlük ortalama yön değişimleri olduğunda, örneğin şurada trend nötral oluyor. Eğer altında bu işlem olduğunda 20 günlük ortalama, yani şöyle 50 günlük ortalamayı kesiyor. Bu durumda trend bir iş oluyor. Yani aşağıya doğru gidecek anlamında. Kısa dönemli yöntem ise 20 günlük ortalamanın yönüne bakmak. Ya da 20 günlük ortalamanın 5 günlük ortalamayla kombinasyonuna bakmak. Decision Point'ten Aaron Swindon'in tanımlamasına göre de aynı şekilde, yani Stock Charts'tan Aaron Swindon'in tanımlamasına göre, onun örneğinde biraz çalışacağız. O da 50 ve zaten onların tanımlamasını kullanıyoruz. Onlar 50 ve 200 günlük ortalamayı kullanıyorlar uzun dönem trend için. Biz haftalık da aylık da grafik nasıl kullanılır, hangi değerler kullanılır onları söyledik. Orta dönem trend için 50 ve 20 günlük ortalama. Kısa dönem trend için 5 ve 20 günlük ortalama kullanıyorlar. Orta dönem trendte 200 günlük ortalamaya bakmak da önemli. Kısa dönemli trendte 50 günlük ortalama da önemli. Örneğin bu grafikte 20, 50 ve 200 günlük ortalamayı koymuş örnek olarak. Uzun dönemli ve orta dönemli trend örneği için 20 günlük ortalama, 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın altına, 200 günlük ortalamanın üstündeyken geçerse, örneğin şurada 200 günlük ortalama bu. Onun üstünde 20 günlük ortalama 50'nin altına geçmiş. Yani şöyle 50 günlük ortalama diyelim. Şuna da 20 günlük ortalama, alt aşağıya doğru gidecek. 50 günlük ortalama 20 günlük ortalamaya bunun üstünde geçmiş. O zaman sinyal, orta dönem sinyal nötral oluyor. Eğer bunun altındaysa, örneğin 50 günlük ortalama şu, 20 günlük ortalama burada yukarı çıkmış. Yani 200 günlük ortalamanın altındayken yukarı çıkmış. Şöyle. O zaman aşağıda olan bütün sinyaller alım, orta dönem alım sinyali oluyor. Şimdi kısa dönem sinyallere bakalım. Kısa dönem sinyalde 5 ve 20 günlük ortalama kullanılmakta. 50 günlük ortalama da referans olarak, yani onun altında mıyız, üstünde miyiz, ona göre referans olarak kullanılmakta. Eğer 50 günlük ortalamanın üstünde şöyle bir değişim olursa, yani 5 günlük ortalama 20 günlük ortalamanın altına geçerse, bu nötral sinyal demek. Eğer bunun altında öyle bir değişim olursa, örneğin buna 20 gün diyelim ve buna 5 günlük ortalama, şöyle geçene 5 günlük ortalama diyelim. Bu durumda bu satış sinyali anlamına gelmekte. Örneğin şurada 50 günlük ortalamanın altında 5 günlük ortalama 20 günlük ortalamanın altına geçmiş. Bu satış sinyali. 50 günlük ortalamanın üstü şurası. Orada 5 ve 20 günlük ortalamalar birbirinin üstünden geçmiş. Bu durumda nötral sinyal vermiş oluyorlar. Kısa dönemli ortalama uzun dönemli ortalamanın altına geçiyor. Eğer bu 50 günlük ortalamanın üstünde oluyorsa, yani şurası nötral sinyal vermiş oluyor. Bunun dışındaki 20 günlük ortalamayı, 5 günlük ortalama nerede yukarı geçerse, altı üstü önemli değil. Her zaman 5 günlük yukarı çıkarsa o kısa dönem trendin yukarı gittiğini söylemekte bize. Örneğin şurada 5 günlük ortalama burada. 20 günlük ortalama bu. Burada bir kesişme olmuş ve kısa dönem trendin yukarı çıktığını söylemekteyiz burada. Burada bir örnek veriyor. Orta dönemli trende bakıyor burada. Gösterilen altın grafiği
50 ve 20 günlük ortalamalar görünüyor. 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalamanın üstünde olduğu zamanlar, örneğin şurada, şu bölge arası, marketler yukarı gidiyor demektir. Burada da aynı şekilde. Eğer 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın marketler burada olduğu gibi aşağı gidiyor demektir. 20 ve 50 gün bize orta dönemi gösterdiği için orta dönem aşağı gidiyor diyoruz. Ya da orta dönem yukarı çıkıyor diyoruz. Orta dönem içinde gördüğünüz gibi kısa dönem yukarı çıkışlar tabii olmakta. Kısa dönem yukarı çıkmış. Kısa dönem yukarı çıkmış. Kısa dönem yukarı çıkmış. Bu şekilde böyle dalgalar içinde, kısa dönem dalgalar içinde orta dönem ilerlemekte. Örneğin şimdi euro dolar ya da euro cinsinden trend analizi yapalım. Burada 17 ve 43 haftalık grafiği görmekteyiz. 17 haftalık grafik, 17 haftalık grafik yukarı çıktığında, 43 haftalık grafik de yukarı çıktığında uzun dönemli trend yukarı doğru deriz. Bunlar birbirleriyle yer değiştirdiğinde, şöyle kesiştiğinde ve alt üst yer değiştirdiğinde bu dönemi uzun dönem uzun dönem trend aşağıya doğru diyoruz buraya kadar. Bir burada kesişme, bir de burada kesişme olmuş. Burada yukarı doğru trend başladıktan sonra bu trendin içinde kısa dönemli çıkış inişlerin olduğunu görmekteyiz. Bunu günlük grafiğe çevirirsek burada şöyle ekleyebilirsiniz bunları. Örneğin kısa dönemli analiz yapmak istiyoruz. Kısa dönemli trendi öğrenmek istiyoruz. 5, 20 ve 50 günlük ortalamaları koyduk. Renklerini de değişik yapabilirsiniz görebilmek için. Şimdi bunun analizini yapalım. Güncel bir tarihe gelelim. Örneğin geçen seneden başlayalım. Geçen sene şurada, geçen sene şu bölgede, geçen sene burada 5 günlük ortalama 20 günlük ortalamanın üstüne çıkmış. Trendin bullish olduğunu söylüyoruz. Yani bundan sonra bizim için alma izni var. Nereye kadar? Bir sonra nötral sinyal gelene kadar. Nötral sinyal geldiğinde almak, satmak sizin karar verebileceğiniz bir şey. Daha dikkatli olmanız lazım nötral sinyaller geldiğinde. Bu sinyalde kazancımız ne kadar olmuş oluyor direkt bunu yapmış olsak? %6 kazancımız olmuş oluyor. Nötral sinyal geçti. Buradan tekrar alım sinyali geldi bize. Niye alım sinyali? 50 günlük ortalama burada. 20 günlük burada. Ve 5 günlük 20 günlüğün üstüne çıkmış. Şurası bizim A sinyali olan bölgemiz. Oradan tekrar yukarı çıktığında bu sinyali takip ettiğimizde kısa dönemli A sinyallerini %8 bir kazancımız olmuş oluyor. Burada dalgalanmalar oluyor. Bu tür şeyler olabilir tabii. Biraz kaybımız oluyor burada. Bu dalgalanmadan dolayı. Tekrar bu al sinyalini dinlediğimizde ve orada aldığımızda yukarı ne kadar çıktığını görüyorsunuz. Şuradan buraya kadar %36 kazancınız oluyor. Bu nötral sinyal şurası. Nötral sinyalden sonra şurada orta dönem sat sinyali gelmiş bize ve bundan sonra düşmeye başlamış. Tekrar şu bölgede şuraya kadar %1,5'luk bir kazancımız olmuş olacaktı. Kısa dönem al sinyalini dinleyerek alım satım yapmış olsak. Evet, bu şekilde trendin yönünü belirleyebiliyorsunuz. Kısa dönem A sinyali gördüğünüzde tabii hemen orada alacağınız anlamına gelmemekte bu. Ondan sonra alma izninizin olduğu anlamına gelmekte. Yani
Örneğin daha sonra chart paternlerini kullanabilirsiniz. Örneğin şöyle bu breakout olduğunda al diyebilirsiniz. İlk alış şurada olabilir. Yani gene chart'ta kullandığınız, grafiklerde kullandığınız yöntemleri kullanabilirsiniz. Bundan sonra almak için serbest. Bundan sonra işlem yapabilirim diyorsunuz. Ama sinyal size neyi gösteriyor? Marketin bullish mi, bearish mi, yani ayı mı yoksa boğa borsası olduğunu mu göstermekte bu size? Şurada da nötral sinyal geldikten sonra bu breakout olduğunda aşağı, yani chart paternlerini de kullanmanız gerekiyor grafik formasyonlarını. Bunun aşağısına geldiğinde burada da kısa dönemli nötral sinyaliniz var. Satacağım diyebiliyorsunuz. Örneğin başka bir hisseyi analiz edelim. Aselsan. Aselsan'ın günlük grafiğine bakıyoruz. Burada nötral sinyal, şurada nötral sinyal gelmiş kısa dönem. Buralarda biraz dalgalı bir yer satış sinyalimiz gelmiş. Şu bölgede alış sinyalimiz gelmiş. Ama nerede alıyoruz? Burada bir gap var. Tekrar chart bilgimizi kullanarak alış sinyalinden sonra bir chart formasyonuyla doğrulayıp bu bölgeyi, ondan sonra alım işlemini yapıyor. Yatay giden bir hisse olduğu için burada gördüğünüz gibi herhangi bir trendin doğru düzgün belirlenmesi mümkün değil. Burada böyle bir yatay gidiş var. Onun için çok dalgalı. Şurada tekrar ama kısa dönem al sinyali olmuş. Bunu dinlemiş olsak örneğin şurada trend yukarı doğru. Bu breakout'tan, yani bu chart formasyonunu kırması ve bundan sonra gelen kazanç ne kadar oluyormuş? 3 gün sonra sattığınızı düşünün, %7 gibi oluyormuş. Evet, tabi satma noktası kesin orası olacak diye bir şey yok. Onu stratejinize bağlı bir şey. Evet, trend böyle belirlenmekte. Birkaç hisseye daha bakalım. Niğde betona bakalım. Niğde betonda kısa dönem A sinyali 13 Kasım'da gelmiş. Orta dönem A sinyali ise 21 Kasım'da gelmiş. Buna ek olarak şu bölgede bir breakout olmuş. Uzun dönem bir breakout şurada da olmuş. Bundan sonra, şu bölgeden sonra elde edeceğimiz kazanç %239'muş. Daha herhangi bir satış sinyali ya da nötral sinyal gelmemiş. Evet, trend gördüğünüz gibi sizin her zaman kullanmanız gereken, belirlemeniz gereken bir yöntem, bir araçtır borsada işlem yaparken. Bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.